Merhaba arkadaşlar, Evdeki Mühendis kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Önceki videoma göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bugünkü videomuzda sizlere bir geri dönüşüm ve ev ortamında yapılabilecek 3 boyutlu yazıcıyla yapılabilecek bir malzemeyi tanıtmak istiyorum. Öncelikle bu malzeme 3 boyutlu yazıcılarımızın ham maddesine sarılı olduğu makara. Normalde bu makaralardan bende biraz daha var ama ben bunu sadece kullanacağım. Bugün sizlere bununla bir döner tabla yapacağız. Bu malzemeyi ben 3 boyutlu yazıcıdan bastım. Bunun basılmış hali ve çizimini de yine paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Burada bir step motorumuz var, 5 volt DC. Burada bir rulmanımız var arkadaşlar. Şimdi biz bu rulmanı buraya sabitleyeceğiz. Daha sonra bu tablayı bu rulmanın içine geçireceğiz bu şekilde ve bu step motorumuzla da bunu potansiyometre yardımıyla hız kontrollü bir şekilde dönmesini sağlayacağız. Böylece 3 boyutlu yazıcıda yapmış olduğumuz çıktıları, almış olduğumuz çıktıları burada gösterebiliriz arkadaşlar. Eğer hazırsanız yapım aşamasına başlayabiliriz. Öncelikle bu step motorumuzu şurada açmış olduğumuz deliğe yerleştiriyoruz. Bunun için hızlı yapıştırıcı kullanacağım arkadaşlar. Hemen 2 dakikada kuruyor zaten. Gördüğünüz gibi. Döner standımız hazır şu anda ve biraz ondan bahsetmek istiyorum. Şu üzerindeki parçayı 3 boyutlu yazıcıdan çıktı aldım. Onu zaten videoda izleyeceksiniz. Burada kullandığımız malzemelerden biraz bahsetmek istiyorum. Şurada Arduino'yu görüyorsunuz. Bu tarafta bir potansiyometremiz var. Bunun hızını ayarlamak için kullanıyorum. Burada bir step motor sürücüsü var. Aynı zamanda şurada bir anahtarımız var. Ve burada gördüğünüz gibi de pilimiz var. Çalıştırdığımız zaman bu döner tabla üzerine koyacağımız malzemeleri bize sergileyecektir. Arkadaşlar şu anda döner standımızın bitmiş halini ve üzerine sergileyeceğimiz ilk ürünümüzü sizlere tanıtmak istiyorum. küçük el penselerimi dizmek için ve küçük hobi amaçlı ağaç tornası için kullandığım el malzemelerini düzenlemek için kullanılan bir malzeme. Görüyorsunuz bu şekilde 2 adet malzemeyi sizlere bir videoda göstermiş olacağım. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Çünkü biliyorsunuz ki bu YouTube'da sizler için bu videoları çekiyoruz. Ve sizlerin bu videoları beğenip abone olmanız bizim için çok önemli. O yüzden daha fazla, daha güzel içerikler üretebilmemiz için lütfen kanalımıza destek olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.